Haftanın ilk gününden herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmeliye hoş geldiniz. Evet, enflasyon rakamları açıklandı. Hem ENAG açıkladı hem TÜİK açıkladı. Soğanın 30 lira olduğu bir yerde enflasyon rakamlarının 2,29 olması ne kadar inandırıcı gelmiştir herkese bilmiyorum tabii. Diğer taraftan OPEC artı üyelerinin petrol üretimini azaltma kararı var. Bu da üreticiler kesintiye gitti, piyasa, petrol piyasası karışmış gibi görünüyor. Diğer taraftan altında gevşeme var biraz ama dolar yükselişine devam ediyor. Kur korumalı da tavanı kaldırdılar. Faizler de oldukça yükselmiş görünüyor. Tavanın kalkmasıyla birlikte hepsini konuşacağız. Ekonomist Murat Sürür Özbüyük de karşımızda. Merhaba Murat Bey, iyi haftalar. İyi haftalar, aynı zamanda iyi aylar. Evet. Ayında ilk iş günü ve dediğim gibi enflasyon verileri açıklandı. Sağ olsun TÜİK bizi gene güldürdü. Çok doğru söylüyorsun, soğan 30 liraya çıktığı yerde bir ayda enflasyon sadece %2,29 arttı dedi. İnanalım bari, ne diyelim. Evet. Yani peki Enak'ın rakamları için ne diyeceksiniz? Aslında yani yaşadığımız hayat pahalılığıyla yani Enak'ın rakamları bile aslında düşükmüş gibi geliyor. Enak'ta Mart'ta 5,08 olarak açıkladı. Ne diyeceksiniz? Ya her şey bir tarafı da TÜİK gerçekten bir kul hakkı yemiyor mu Murat Bey? Ya şimdi kanalını kapattırmayayım Ebru. Şurada seçime de az kaldı. Evet. Yayın yapmaya devam etmemiz lazım. Bunların hesabı tabii ki eğer ülkede demokratik bir rejim kurulursa kul hakkı, çünkü bu sadece kul hakkı de örtüşmez. Bu dini bir konu değil. TÜİK yanlış veri vererek memurun, emeklinin, dar gelirlinin, İşte alacak gelecek maaşları da etkilediği için mi? Yani direkt ama olarak böyle bir kul hakkı mı o veriliyor? kul hakkı değil, o resmen cebinden para yürütme. Dolayısıyla yanlış bilgi paylaşarak bunu kamufle etmek, daha doğrusu buna kılıf uydurmak. Bunun muhtemelen cezai bir takım sorumlulukları da olacaktır bu işi yapan arkadaşlarla ilgili. Evet. Yani hafta sonu çarşı pazar yaptık, hepimiz ev geçindiriyoruz. İşte soğan dediğim gibi 30 lira olmuş. Biber 90 lira olmuş. Kıymanın kilosu 350 lira. Hani biraz kıymetli et dediğimiz işte bonfile 600 lira. Yani biraz evvel de başka bir yayında söyledim. Bu ülkede basılan en büyük para birimini vererek ancak den 3 tane vererek 1 kilo şey alabiliyorsun, et alabiliyorsun. Evet. Bu ülkede basılan en büyük para birimi 1 kilo kıyma almaya yetmiyor. Şimdi rezaletin daniskası. Bunun üzerine konuşacak bir şey yok. Yani milleti enayi yerine koymanın, balık hafızalı demenin falan bir gereği yok. Dolayısıyla enflasyon TÜİK'in açıkladığı rakamlarla alakalı bile değil. Kesinlikle değil. Alakalı bile değil. Onun için TÜİK üzerine konuşmaya gerek yok. ENAG daha gerçeğe yakın. Niye? Bazı şeyin fiyatı artıyor, bazısınınki o kadar artmıyor vesaire. Dengeye giriyor. Bu arada tabii petrol fiyatlarının düşmesi, işte buna bağlı olarak yurt içinde benzin ve benzeri fiyatların artmaması enflasyonun artışını bir miktar frenlemiş görünüyor. Peki ENAG şimdi verileriyle. Efendim? daha sonra ne olacak? OPEC yani yapılan OPEC üretimi kısacak, petrol fiyatları artacak. Petrol fiyatları artınca hepsi zincirleme olarak tekrar artacak. Ama sadece petrol fiyatları değil, döviz artacak. Dövizin artması lazım. Bak, ya oğlumla konuşuyoruz. Şu anda Barcelona'da fiyatlar Türkiye'den ucuz. Dün akşam konuştuk. Baba dedi, buraya bir kafeye gidiyorum dedi. Sabahları yürüyüş yaparken dedi. Oturuyorum dedi. İşte bir kahve söylüyorum. İki tane kruvasan yiyorum dedi. 2 euro veriyorum dedi. Yani buranın parasıyla 40 lira. Burada neredeyse bir kahve parası Ya zaten. burada 40-41 liraya O Türk kahvesinden bahsediyorum tabii. Hani o Amerikan ya böyle kahveleri falan Amerikan içiyorsun. kahveleri falan içemezsin. Evet. Bir kruvasan yiyemezsin. Tamam mı? Yani Türkiye'deki fiyat İspanya'daki fiyatın 2 misli. Ve konuşuyoruz. Yani ben de böyle yurt dışında bir gittiği zaman yakın biriyse konuşuyorum fiyatları orada nasıl. Yani vallahi dedi İspanya'da geçim dedi İstanbul'dan ucuz. Evet. Bunun sebebi ne? Kurlar doğru noktada değil. Ama bir İspanyol bir Türk işçisinden çok daha fazla maaş alıyor. Hani o satın alma gücü paritesi falan diyorlar ya, o işleri geçeceksin. Hikaye o işler. Netice itibariyle Ebru enflasyon delice artıyor.
kuru baskılıyorlar. İşte kur korumalı mevduat oydu buydu, Merkez Bankası'nın direkt müdahaleleri kuru baskı altında tutuyorlar ama enflasyonun baskı altında tutamadıkları için kurlar çarpılıyor. Bu ay bak söylüyorum, Mart ayında da dış ticaret açığı çok yüksek gelecek. Evet. Çok yüksek gelecek. Bu ihracatçımızı çok yoruyor, yok ediyor, dükkan kapattırıyor, ithalatçının önünü açıyor ve en nihayetinde iç pazarımızı yabancılara kaptırıyoruz. Dış pazarı da rekabet edemediğimiz için yabancılara kaptırıyoruz. Yani ihracatçı bakıyor ki Türkiye'den alışveriş yaptığı zaman fiyat tutturamıyor. Gidiyor da Mısır'dan, Bengaldeş'ten ihracat yapıyor. Yani çok çok tehlikeli ve Türkiye'nin döviz dengeleri açısından ve üretim gücü açısından çok tehlikeli, saçma sapan işler yapılıyor. Tabi burada bütün dengeler şaşıyor işte. Yani soğan 30 lira ya, Allah'ın soğanı. Evet. Olmaz olmaz bir de yani her evet. Girmediği yemek yok maalesef. Ebru, bu ülkede soğan fiyatının tartışıldığını ben 60 yaşındayım ilk defa bu iktidar zamanında gördüm. Yani tamam et pahalı olurdu. İşte ne bileyim işte evlerin fiyatı yüksek olurdu. Ki eski Türkiye'de biliyorsun biri emekli olduğu zaman ya bir ev bir araba alırdı. Sonra bir eve düştü. Sonra bir arabaya düştü. Şimdi soğan alamıyor. Evet, aynen öyle. Yani hani eski Türkiye, eski Türkiye diye laf söylüyorlar ya, eski Türkiye'de insanlar, gençler bilmez, emekli olduğu zaman evini, arabasını alırdı. Tamam çok lüks, refah içinde yaşamazdı ama aç bir ilaçla sokakta kalmazdı, soğan fiyatını konuşmak durumunda kalmazdı. Aynen öyle, kesinlikle çok haklısınız. Evet, her geçen gün biraz daha kötüye gidiyor. Gerçekten herhalde şey artık emekliler emekli ya yani olduğu zaman aldıkları parayla herhalde 3 kilo soğan alabilirse kendilerini şanslı hissedecekler. Yani oraya doğru gidiyoruz maalesef. Sadece emekliler değil Ebru. Şu anda asgari ücret açlık sınırının altında en yüksek, yeni yükseltildi yani Nisan ayında alınacak. Emekli maaşı da asgari ücretin altında. Türkiye tarihinde böyle bir saçmalık olmadı. Yani şimdi insanlar emekli olayım, rahat edeyim diyor. Emekli olan çalışmak zorunda kalıyor. Veya arkadaşlar konuşuyor ondan sonra şimdi kendilerine göre emekli olacaklar, ikinci bir işte çalışacaklar filan. Ya bir insanın çalışmak istemesi güzel bir şeydir. Emekliliğinde çalışmak istemesi güzel bir şeydir. Ama sen o insana emekliliğinde insanca yaşayacağı ücreti verdin de o insan keyfinden mi çalışıyor? Kimse keyfinden çalışıyor. Sadece mecburiyet çok farklı şeyler. Tabii canım. Tabii canım. Adam karnını doyuramıyor. Çalışmak zorunda kalıyor. Bir de adamı eleştiriyorsun. Yani normal şartlar altında utanman gerekir. Bu benim emeklim, bunun emekli maaşını ben veriyorum. Daha doğrusu ben belirliyorum. Kimse cebinden vermiyor bunu. Ben belirliyorum. Öyle kötü belirledim ki o kadar başarısızım ki insanlar emekli halleriyle tekrar çalışmak zorunda kalıyorlar diye utanmam gerekirken bir de üst perdeden konuşup işte tekrar çalışacaklar da bilmem ne de kendilerine göre bir para kazanacaklar. Çalışmak, para kazanmaya çalışmak ayıp değil. Emekli olmak da haktır ayrıca. Bak EYT'lileri emekli ettik diyorlar. Gelen ödesin, işte gelen ödesin stratejisindeler. Yani emekli olup da bizi izleyen dostlarımız arasında varsa lütfen emekli olu EYT'den emeklilik başvurusunda bulunup emekli olup maaş almaya hak kazananlar, Nisan ayında maaş alacaklar ya da Mayıs ayında maaş alma umudu olanlar belirtsinler bakalım kaç kişiymiş. Böyle elden ele kulaktan kulağa bir bizim arkadaşımız az bir aile biliriz biz 20 bin kişiye yakınız. Herkes bir çevresine baksın bakalım kaç kişi EYT dilekçesi vermiş, kaç kişiye maaş bağlanmış. Bir görelim. Bir de çekilen krediler var. Bir de onların ödemeleri var. Hayır, insancıklar bir de onu ödeyecekler. Yani zannettiler ki hani ben dilekçeyi verdim mi o ay maaşımı alırım. Şimdi Eylül, Ekim'den falan bahsediliyor. Yani bir de işten çıktılar emekli oluyorum diye. Eğer işe geri dönemedilerse veya dönmedilerse yandı gülüm keten evi. Evet, maalesef öyle. Peki biraz da kur korumalıyı sormak istiyorum. Gerçi bu kadar... ekonominin şu gidişinden sonra sormuş olayım. Bir taraftan hala baskılamak için kur korumalı da işte tabanı kaldırdılar, faiz tabanını kaldırdılar. İşte bu sabah bir baktık ki oranlar %25'e kadar çıkmış.
ne diyeceksiniz, kur korumalıya ilgiyi arttıracaktır değil mi tabii bu rakamlar? Şimdi kur korumalıya ilgiyi arttıracaktır ama orada ben vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Hani sen de bu kur korumalı ilk çıktığı zaman konuşmuştuk ya, bakın ileride çifte kur olur. Sen $1000 bozdurursun, girersin, sonra işte faiz maiz neyse alırsın ama çıkarken bir bakarsın $1000 düşmüş 950 dolara, hesabını döviz olarak yap demiştim. Çünkü sen döviz yatırıp döviz çekmiyorsun. Yani döviz mevduat hesabına $1000 yatırdığın zaman çekerken de $1000 olarak çıkıyorsun. Efektif dolar olarak alabiliyorsun. Yani adama ver bana dolarını dediğin zaman banka sana $1000 ödemek zorunda. Ama kur korumalı mevduatta $1000 vermek zorunda değil. $1000 o günkü karşılığı olan Türk lirasını vermek durumunda. Ama eğer efektif kurlarla bankalar arasındaki kur makası açılırsa sen bir bakacaksın $1000 yatırdın, 6 ay bekledin, 6 ay sonra $1000 düşmüş $980. Bugün baktım bankalar arasında 19.20 olan dolar alış kuruşu, 20.82 olan, 20.82 olan euro kuru, dövizcide satış 19.53 kuruş, euroda 21.18 kuruş. Yani sen bankalar arası da belirlenen kurdan paranı alıp dövizciye gidip döviz almaya kalktığın zaman 19.53 kuruştan alacaksın. Yani ne oldu? Gitti $15-20 bir de üstelik paranı aylarca bağladın, istediğin gibi kullanamadın. Faiz üst limitini kaldırmaları bankalara zarar. Çünkü faize üst limit koymaları bankalar için karlı bir şeydi. Şimdi kimse konuşmadı onu, ilk senin programında konuşmuş olalım. Bankalar bu yüzden düşük faizli, daha düşük faizli kredi verebiliyorlardı. Bu durumda bankalar düşük faizli kredi veremeyecekler. Çünkü onların kredi maliyetleri yükseliyor. Devletten işte aldıkları çok düşük kredi falan verebiliyorlardı. Artık veremeyecekler. Yani bu kur korumalı mevduat bankaların aleyhine çalışmaya başladı. Kredi faizleri yükselecektir. Sadece mevduat faizleri değil, onlar zaten yüksek. Kredi faizleri daha da yükselecektir. Yani işin doğası gereği zaten faizin enflasyon üzerinde olması lazım. Yoksa kimse parasını bankaya yatırmaz. Enflasyon yiyeceğine ben yiyeyim der. Hiçbir şey bilmiyorsa açar. Evet. Peki son olarak altını da sormak istiyorum. Altında gevşeme var. Tabii bu içeriden kaynaklı değil herhalde, küreselden kaynaklanan bir. Tabii. Ons bazında hafif bir gevşeme var. O da işte o bankacılık krizinin çok yıkıcı bir etki yapmayacağı kanaati oluştu. Daha emin değilim. Öyle olacak mı, olmayacak mı? Ondan dolayı hafif bir gevşeme var ama yani dediğim gibi altın bizim kerteriz noktamız, kutup yıldızımız. Diğer şeyler, ona göre değerlendirme, ucuzluğuna ona bakacağız. Evet. Doğrusu. Peki. Çok teşekkür ediyorum hem size hem de bizi izleyen izleyicilerimize. Yarın görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.